Ali Ramiteni Ali Ramiteni Hazretleri, Silsile-i Aliye'nin on Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında doğdu. Herkese yol gösteren, kalbinden nur fışkıran Mahmud-i Encir Faknevi Hazretlerinden çok faydalandı. Evliyalık derecelerine kavuştu. Maddi ilimlerde de yükseldi. İbadet ve derslerden sonra helal dokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine, dokumacıların şeyhi manasına, pirine saç derlerdi. Bir talebesi kendisine bir yemek getirmişti. Ona, getirdiğin bu yemek, sıkıntılı bir anımızda imdada yetişti. Sen de bizden her ne muradın varsa iste. Çünkü hacet kapısı şu anda açıktır buyurdu. Genç de, ilimde ve evliyalık makamında size benzemekten başka bir arzum yoktur dedi. O da, çok zor ve yükü ağır bir iş arzu ettin bunun yükünü kaldıramazsın buyurdu. Gençse dünyada tek muradım aynen sizin gibi olmaktır. Fakat yine de her emrinize razıyım dedi. O da gence teveccüh etti. O genç bir müddet sonra zahir ve batında Allahü Teala'nın izniyle hocasının derecelerine kavuştu. Fakat aşk sarhoşu olup kendinden geçti. Öylece 40 gün sonra vefat etti. Ona bir anda kendi makamlarını verip kendisi gibi yaptığı için iki aziz manasında üstadın ismi de azizan olarak kaldı. Ali Ramiteni Hazretleri ömrünün sonlarına doğru Buhara'dan Harezme geldi. Sur kapısında konakladı ve oranın padişahına iki talebesini gönderdi. Sultana gidiniz, fakir bir dokumacı şehrinize gelmiştir. İzin verirseniz burada kalacak, izin vermezseniz geri gidecektir deyiniz.'' Eğer izin verirse sultanın elinden mühürlü bir belge alın buyurdu. Talebeleri gidip sultana durumu arz ettiler. Sultan böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşıladıysa da mühürlü bir belge verdi. Bu belgeyi talebeler getirdiler. Azizan Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşti. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük yevmiyelerini sorduktan sonra, şimdi abdest alıp ikindi namazına kadar sohbetimize katılın, ikindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönün buyururdu. İşçiler çalışmadan oturmak suretiyle ibadetlerini de yaparak hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar, akşama doğruysa ücretlerini almayı ganimet biliyorlardı. Sohbetine bir defa katılan, sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha ayrılamıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes talebesi olmak için can atıyordu. Her gün evi dolup dolup boşaldı. Duasını almak için herkes birbiriyle yarıştı. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlattılar. Şehirde bir hoca türedi. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun bir dediği iki edilmiyor. Her arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişte şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Sultan da onun şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderdi. O da gelenlere bizim şehirde yerleşeceğimize dair imzalı ve mühürlü bir fermanımız var. Sultan eğer kendi imzasını, mührünü ve iznini inkar ediyorsa biz de çıkıp gitmeye razıyız cevabını verdi. Bu cevabı sultana bildirdiler. Sultan verdiği izni geri almak küçüklüğüne düşmedi ayrıca gelip sohbetine katıldı onun sohbetindeki lezzeti ve inceliği iyi anlayan sultan onun en önde gelen talebelerinden oldu